Herkese merhabalar, ben Volkan Çelik. Peygamberlerimizi tanımaya devam ediyoruz. Bu seride daha önce duymadığınız veya hakkında bilgi edinemediğiniz isimleri de bulacaksınız. Bir önceki videomuz Hazreti Adem ve Hazreti Şit aleyhisselam hakkındaydı. Ve şimdi bu serinin ikinci videosuna geldi sıra. Hazreti İdris kimdir sorusunu yanıtlamaya ve bilgileri aktarmaya çalışacağım. Sizler de kanalıma destek olup abone olmayı, yorum yazmayı ve videolarımızı paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Ve başlıyoruz. Hazreti İdris'in hayatı. Hazreti İdris Batı dillerinde Eno veya da Enoş, Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberlerden. Hazreti Şit'in torunlarındandır. Asıl ismi Annu ya da Hanuh'tur. Kur'an-ı Kerim'de çok kitap okuduğu için ona İdris lakabı verilmiştir. Kendisine peygamberlik, hikmet ve sultanlık verildiği için Müselles bin Nime, kendisine üç nimet verilen de denilmiştir. Babasının adı ise Yerd, annesinin adı ise Berre ya da Eşvet'tir. Hazreti İdris, Hazreti Adem'in altıncı göbekten torunudur. Adem aleyhisselama kadar olan nesebi şöyledir. İdris aleyhisselam, Yerd, Mehlail, Kinan, Enuş, Şit, Adem aleyhisselam. Hazreti İdris'in Babilya'da, Mısır'da Münif denilen yerde doğduğu rivayet edilmiştir. Pek çok evladı olmuştur. Bunlardan en meşhuru Metüselah'tır. Çünkü Resulullah Efendimizin nuru Hazreti İdris'ten sonra ona geçmiştir. Kendisine 30 suhuf kitap verildi. Diri olarak göğe kaldırıldı. Hazreti Adem'den ve Hazreti Şit'ten sonra insanlar madden ve manen bozuldular. Hazreti İdris içinde yaşamış olduğu Kabil'in evladından bir topluluğa peygamber olarak gönderildi. Her türlü isyan, kötülük ve günahın işlendiği bu topluluğa Allah'ın emir ve yasaklarını bildirdi ve Allahu Teala'ya kulluk etmeleri gerektiğini sabırla anlattı. Allah ona 30 sayfa forma yani kitap gönderdi. Cebrail 4 defa gelerek Allah'ın emir ve yasaklarını tebliğ etti. Hazreti İdris'in bunları insanlara 105 ya da 120 sene bildirdiği rivayet edilmiştir. Kendisine verilen birçok mucizelerden bazıları ağaçlarda ne kadar yaprak olduğunu bilmesi, havadaki bulutlara çekilmeleri için emir verebilmesi ve kendisinden sonra gelecek olan peygamberleri haber vermesiydi. Hazreti İdris kavmine kendisinden sonra gelecek peygamberleri, son peygamber Hazreti Muhammed'in vasıflarını bildirdi. Kendisinden sonra gelecek olan Nuh tufanını ve ahir zaman peygamberi Hazreti Muhammed'i bütün tafsilatıyla anlattı. Peygamber olduğunu ispat eden birçok mucizeler gösterdi. Fakat kendisine kavminden pek az kimse itaat etti. Pek çoğuysa karşı geldi. Bunun üzerine Hazreti İdris yaşamış olduğu Babil diyarından Mısır'a hicret etti. Kendisine iman edenlerle birlikte burada yerleşti. Allah ona 72 lisanla konuşmayı nasip etti. Her kavmi kendi lisanıyla hak dine davet etti. Harp aletleri yapıp kafirlerle cihad etti. İnsanlara şehir kurmak sanatını ve idarecilik ilmini öğretti. 100 şehir kurdu. Bunların en küçüğü Diyarbakır yakınında bulunan Reha şehridir. Her millette öğrendikleri bu kaidelere göre kendi bölgelerinde pek çok şehirler kurdu. İnsanlara çeşitli ilimleri de öğretti. Pek çok kimseye hikmet ve riyaziye yani matematik dersleri verdi. Fen bilimleri, tıp ve yıldızlarla alakalı ince ve derin meselelerden bahsetti. Allah ona göklerin terkiplerini, neden meydana geldiklerini, yıldızlarla alakalı derin bilgileri, senelerin sayısını ve hesap ilmini öğretti. Hazreti İdris kavmine kalemle yazı yazmasını, iğneyle dikiş dikmesini öğretti. Öğrettiği ilimler Allah'ın bildirmesiyle oldu. Yoksa insanoğlunun aklı ve zekası sadece araştırma yoluyla bu bilgilere ulaşamazdı. Eski Yunanlılar ve daha sonra gelen filozoflar fizik, kimya ve tıp bilgilerini Hazreti İdris'in kitabından aldılar. Hazreti İdris uzun seneler insanları hak dine davet etti. Yeryüzünün meskun yerlerini dört bölgeye ayırıp her birini bir vekil tayin etti. Bir müddet sonra Aşure gününde göğe yani semaya kaldırıldı. Hazreti İdris diri olarak göğe çıkarılınca onu çok sevenler ayrılık acısına dayanamadılar. Hatırlamak için resmini yaptılar. Daha sonra gelenler bu resmi tanrı sandılar. Çeşitli heykelleri yapıp tapıldı. Böylece putperestlik meydana çıktı. Hazreti İdris ağaçların yapraklarının sayısını bilirdi. Dua ederken bir adedil evrak ağaçların yaprakları kadar diyerek tesbih okurdu. Yıldızlara ait ilmi bilirdi.
kavmini imana davet ettiği zaman yıldızların heyeti durumu ve diğer hususi hallerini açıklamasını istediler. Hazreti İdris bunu geniş olarak haber verdi. Yıldızların durumunu anlattı. Bunun için nücum ilmi Hazreti İdris'ten kalmıştır denir. Melekler grup grup onun ziyaretine gelip görünürlerdi. Her birinin ismini, vazifesini, tesbihini bilirdi. Havada uçup giderlerken onları görürdü. Gökyüzündeki bulutlara dağılmalarını emrettiği zaman dağılırlar ve dile gelip onunla konuşurlardı. Bunlar Allah'ın Hazreti İdris'e verdiği mucizelerdir. Hazreti İdris'in hikmetli sözlerinden bazıları şunlardır. Akıllı kimsenin rütbesi yükseldikçe tevazusu yani alçak gönüllülüğü artar. Cahil mertebesi yüksek olsa da basiret ehlini hakir ve aşağı görür. Dostlar arasındaki hakiki sevgi, içinde bir menfaat temin etme ve kendisinden bir zararı def etme düşüncesi olmayan sevgidir. İnsanda bulunan en faziletli cevher akıldır. Sahibini pişman ettirmeyen en kıymetli şey salih ameldir. İyi hasletlerin en üstünü kızgınlık halinde doğruluk, sıkıntı halinde cömertlik, ceza vermeye gücü yettiği halde affetmektir. Hazreti İdris hakkında 4 ayet, Meryem 56-57, Enbiya 85-86 inmiştir. Allah kutlu Kur'an-ı Kerim'de İsmail'i, İdris'i ve Zülkif'i de yad et. Hepsi de sabreden kimselerdendi. Onları rahmetimize kabul ettik. Onlar hakikaten iyi kimselerdi. Enbiya suresi 85-86'da buyurmuştur. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de bir hadisi şerifinde ben Miraç gecesinde 4. kat semada gökte İdris peygamberle karşılaştım. Cibril bana bu gördüğün İdris'tir. Ona selam ver dedi. Ben de ona selam verdim. O da benim selamıma cevap verdi. Sonra bana merhaba Salih kardeş. Salih peygamber dedi. Buyurmuştur. Buhari Müslim. Hazreti İdris ve Azrail aleyhisselam kıssası. Dünyada yaşadığı ömrünün sonuna doğru ölüm meleği Azrail, Hazreti İdris'i ziyarete geldi. Hazreti İdris, Azrail'e bir anlık benim ruhumu al dedi. Bunun üzerine Allah, Azrail'e onun ruhunu al diye vahyetti. Azrail ruhunu aldı. Allah, Hazreti İdris'in ruhunu tekrar iade etti. Hazreti İdris, Azrail'e beni semalara götür, cenneti ve cehennemi göreyim dedi. Allah Azrail'e onu semaya götürmesini, cehennemi ve cenneti görmesini vahyetti. Hazreti İdris'e cehennem gösterildi, cennete götürüldü. Cennete girince çıkmak istemedi. Kendisine niçin çıkmıyorsun diye sorulunca Allahü Teala her nefis ölümü tadacaktır buyurdu. Bense ölümü tattım. Yine Allah herkes cehenneme uğrayacaktır buyurdu. Ben oraya uğradım. Allah onlar oradan cennetten çıkmayacaklardır buyurdu. İşte ben bunun için cennetten çıkmak istemem dedi. Bunun üzerine Allah Azrail'e vahyedip Hazreti İdris'in cennette kalmasını bildirdi. Hazreti İdris böylece cennette kaldı. Bu husus Kur'an-ı Kerim'de Meryem suresi 57. ayeti kerimesinde mealen biz onu yüksek bir mekana kaldırdık buyurulmak suretiyle bildirilmiştir. Tefsir alimleri ayeti kerimede bildirilen yüce mekandan muradın peygamberlik ve Allahu Teala'ya yakınlık mertebesi ya da cennet ya da 6. yahut 4. kat sema olduğunu bildirmişlerdir. Nitekim Buhari ve Müslim'de bildirilen hadis-i şerifte peygamberimiz Miraç'a çıktığı zaman Hazreti İdris'i 4. kat semada gördüğünü bildirmiştir. Tefsiri Keşfül Esrar ve İddetül Ebrar adlı eserde Azrail aleyhisselamla Hazreti İdris'in kıssası ise şöyle anlatılıyor. Hazreti İmam Muhammed Bakır Resulullah'ın şöyle buyurduğunu naklediyor. Meleklerden birisi Allah katında bir makam sahibiydi. Bir kusurundan dolayı Allah onu yeryüzüne yolladı. O Hazreti İdris'in yanına gelerek şöyle arz etti. Allah'ın dergahında bana şefaatçi ol. Hazreti İdris 3 gün oruç tuttu. Bu 3 gün oruçta iftar vakitlerinde hiçbir şey yemedi. 3 gece boyunca bakıp usanmadan Allah'a ibadet etti. 3 gün ve gecenin ardından seher vakti Allah'ın dergahına o melek için şefaatçi oldu. Allah da onun şefaatini kabul ederek o meleği yeniden gökyüzüne çıkmasına izin verdi. Melek gökyüzüne çıkarken Hazreti İdris'e şöyle dedi. Bana yaptığın bu iyilikten dolayı bir arzu ve hacetini yerine getirmek isterim.
Hazreti İdris şöyle buyurdu. Allah'tan arzum ve hacetim şudur. Ben Azrail'i görmek istiyorum. Onu görürsem belki alışırım. Çünkü onu andıkça Allah'ın bana bahşettiği tüm nimetler neredeyse anlamını kaybediyor. Melek kanatlarını açarak bilmesini söyledi. Hazreti İdris'i birinci semaya götürdü. Orada Azrail'i sordular. İkinci semaya çıktığını söylediler. Melek Hazreti İdris'i ikinci semaya çıkardı. Aynı şekilde yukarı çıkarken dördüncü sema ile beşinci sema arasında şaşkınlık içindeyken gördüler. Melek Azrail'e şaşkınlığının sebebini sordu. Azrail ise şöyle cevap verdi. Ben arşın altındaydım. Allah Hazreti İdris'in canını dördüncü ve beşinci sema arasında almamı emretti. Şimdi onu karşımda buldum. Hazreti İdris bu sözü duyunca titremeye başladı ve meleğin kanadından düştü. Azrail de hemen oracıkta canını aldı. Keşful Esrar tefsirinin yazarı Hazreti İdris'in gökyüzüne çıkması hadisesini İbn Abbas ve bir grup müfessirden naklen şöyle anlatmaktadır. Hazreti İdris havanın sıcak olduğu bir zamanda sahraya gitti. Sıcaktan dolayı iyice bunalınca şöyle dedi. Ben bu sıcaklığa bir saat dayanamıyorum. Peki onu taşıyan melek onun sıcaklığına nasıl dayanıyor? Bu haldeyken şöyle dua etti. Ey Rabbim, güneşi taşıyan melek için onun ısısını ve ağırlığını hafiflet. Allah, Hazreti İdris'in o melek hakkında yaptığı duayı kabul etti. Güneşin o melek için ısı ve ağırlığını hafifletti. Melek bu durumla karşılaşınca Allah'a şöyle nida etti. Ey Rabbim, bu hüküm nedir? Neden benim hakkımda böyle bir hükümde bulundun? Allah şöyle buyurdu. Kulum İdris'in duasına sebep bunu yaptım. Melek şöyle dedi. Ey Rabbim, beni onun yanına yolla ve benimle onun arasında bir dostluk sağla. İzin verilince Hazreti İdris'in yanına geldi. Hazreti İdris şöyle buyurdu. Senin misafir olarak gelen meleklerden olduğunu biliyorum. Yine de biliyorum ki Azrail'in yanında belli bir yerim var. Senin sözünü kabul edecektir. Benim için şefaatçi ol. Canımı almayı biraz ertelesin. Bana biraz zaman tanısın ki Allah'a ibadet edeyim ve nimetlerine şükranımı daha fazla sunayım. Melek onu kendi kanatlarına alarak gökyüzüne götürdü. Onu güneşin doğduğu ufka oturttu. Kendisi de Azrail'in yanına giderek şöyle dedi. Benim senden bir arzu ve isteğim var. Hazreti Adem'in evlatlarından ismi İdris olan bir dostum beni şefaatçi olarak sana yolladı. Ona biraz vakit ver. Azrail şöyle dedi. Bu benim elimde olan bir şey değil. Aynı şekilde mahlukların ecellerini erteleme ya da öne alma diye bir şey olamaz. Ona göre hazırlık yapsın. Azrail ömürlerin yazılı olduğu divana baktı ve şöyle dedi. Sen öyle bir adamdan bahsediyorsun ki onun ömründen geriye pek bir şey kalmamış. Onun ömrü güneşin ufkunda olduğu yere kadardır. Melek şöyle dedi. O şu an güneşin ufkunda oturuyor. Ben şimdi onun yanından geldim. Azrail dönünce onu canlı bulamayacaksın. Melek geri geldiğinde Hazreti İdris vefat etmişti. Hazreti İdris kendi döneminin en çok ibadet eden insanıydı. Dünyaya itina etmez, sürekli cenneti arzulardı. Bir an bile Allah'a ibadet etmekten geri kalmazdı. Her gün onun amelini gökyüzüne götürüyorlardı. Melekler bile onun ibadetinin fazlalığından dolayı şaşkındılar. Azrail onu görmeye çok arzuluyordu. Allah'tan Hazreti İdris'i ziyaret etmesi için izin istiyordu. Allah ona ziyaret izni verdi. Azrail insan kılığında onu ziyaret etti. Sürekli oruçlu olan Hazreti İdris akşam namazından sonra iftar etti. Azrail de insan kılığında oradaydı. Onu da yemeğe davet etti ama o bir şey yemedi. Azrail şöyle dedi, ben Azrail'im. Allah'tan seni ziyaret etmem ve seninle sohbet etmem için izin istedim. Hazreti İdris, senden bir hacet ve arzum var dedi. Azrail, nedir? Hazreti İdris, benim canımı almanı istiyorum. Azrail, bunu ancak Allah'ın emriyle yapabilirim. Allah katından kendi istiyorsa canını al diye emir geldi. Azrail onun canını aldı. Allah hemen Hazreti İdris'i diriltti. Azrail, ey İdris ne gördün? Hazreti İdris, fena halde zorluklar ve dehşete düşen azaplar gördüm. Neden sordun bunu? Azrail, hiçbir zorluk ölüm kadar zor değildir. Kendini iyice hazırla. Hazreti İdris, başka bir hacetim daha var senden. Beni gökyüzüne götürmeni istiyorum. Cennet ve cehennemi gözlerimle görmek istiyorum. Azrail Allah'ın emriyle onu gökyüzüne götürdü. Hazreti İdris şöyle dedi. Cehennem meleklerinden cehennemin kapılarını açmalarını iste. Günahkarları bekleyen çeşitli azapları görmek istiyorum.
Kapılar açıldı, Hazreti İdris onları görünce zorluk ve çetinliklerinden dolayı dehşete kapılıp bayıldı. Kendine gelince bana cenneti göster dedi. Azrail Allah'ın da izniyle cenneti de gösterdi. Hazreti İdris bir müddet cennette dolaştı. Allah'ın oradaki nimetlerini gördü. Azrail şöyle dedi. Cennetten çıkalım ve ilk yerimize dönelim. Hazreti İdris bir cennet ağacına sarıldı ve buradan çıkamam dedi. Azrail çıkalım artık. Henüz buraya yerleşme vaktin gelip ulaşmadı dedi. Allah onların arasında hükmetmesi için başka bir melek yolladı. Melek gelerek neden çıkmıyorsun diye sordu. Hazreti İdris şöyle dedi. Allah'ın hükmü şudur ki her canlı ölümü tadacaktır. Ankebut 57. Ben ölümü tattım. Sizden bir tek kişi bile yoktur ki oraya yani cehenneme uğramasın. Meryem 71. Ben oraya da uğradım. Yine Allah şöyle buyurmakta. Ne de oradan yani cennetten çıkarılırlar. Hicr suresi 48. İşte bu delillerden dolayı ben dışarı çıkmıyorum. Allah Azrail'e şöyle vahyetti. Benim iznimle cennete girdi. Benim emrimle o artık oradan canlı olarak dışarı çıkmayacaktır.